Aslında çöpe attığımız birçok biyoatık çiçekler için çok faydalı. Örneğin muz kabuğu, soğan kabuğu, patates kabuğu. Bugün size muz kabuğundan bahsedeceğim. Muz kabuğu bol miktarda potasyum içerir ve bunun faydaları neler? Bitkinin kök gelişimini sağlar, bitkileri soğuktan korur, sap ve gövdesinin gelişmesini sağlar ve zararlara karşı korur. Ben muz kabuklarını biriktiriyorum, sonra küçük küçük doğrayıp kavanoza alıyorum. Üstüne de su dolduruyorum ve ağzını kapatıp bir gün bekliyorum. Şimdi benim yaptığım kavanozu görüyorsunuz. Bir günün sonunda açtığım ve gördüğünüz gibi muz iyice suyla özdeşleşmiş. Böylece içindeki faydalı mineralleri, potasyumu vesaire suya aktarmış. Şimdi bu suyu süzerek bitkilerimizi canlandırabiliriz. Bitkilerin çiçek açması için fosfor çok önemlidir, çok gereklidir. Bu yüzden mümkünse yıkadığınız pirincin suyunu, soyduğunuz patates kabuğunu, bunun gibi birçok maddeyi çöpe atmak yerine çiçeklerinize kullanın ve çiçeklerinizi besleyin. Mesela yumurta kabuğunun suyunu da kullanabilirsiniz. Ben çiçeklerime bol bol böyle besinler veriyorum ve çiçeklerim gerçekten çok hızlı gelişiyor. Sürekli gelişenleri de yavruluyorum. Şimdi arkada gördüğünüz saksıda yavruları göreceksiniz. Gerçekten gelişimini çok hızlandırıyor ve çok güçlü oluyorlar. Yıllarca çiçek açmayan çiçeklerinizin çiçek açtığını göreceksiniz. Çok sağlıklı geliştiğini göreceksiniz. Mutlaka deneyin. Yapımı oldukça basit. Sadece küçük küçük doğruyoruz. Üzerine su alıp bir gün bekletiyoruz. İşte böyleydi ve ben üzerindeki suyu kullandım süzerek ve şimdi bu artık çöpe gidebilir. Bu yöntemin faydalarını her türlü çiçekte mutlaka göreceksiniz. Lütfen denemeyi ve sonuçlarını bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.